2023 Ocak ayı ve bugün hava sıcaklığı 20 derece, kabus gibi. Kışı yaşamadığımız aşırı bahar bir günde Paris'ten bir arkadaşım var İstanbul'da, Deniz. Paris'te başlayan bir yolculuk İstanbul'a devam edecek dedin. Biz İstanbul bacağında şimdiden sözleştik. İstanbul'da bir yeme içme turu birlikte yapacağız. Bu Hayat Bana Güzel'e özel, bana ve size özel bir tur olacak. Şimdi buluşacağız. Hunharca lokum yenildi. Şimdi buradan fırça yedik. Ağzınızı burnunuzu toplayamıyorsunuz. Bir yiyin de sonra konuşun diye. Burası bana hep TRT'de çalıştığım yıllar ve öğrencim ki bunlar birbirine çok yakın, üst üste biniyorlar. İstiklal benim için o demek yani. Deniz için de o demekmiş. Benim için de o demek. Benim de okullarım hep bu taraflardaydı, o yüzden. Beyoğlu'nun değişimini görmek de enteresan oldu artık. 25 şimdi sene içinde. Hacı Abdullah da önümüzde. Hacı Abdullah yerli yerinde duruyor, hiç değişmemiş haliyle. Bence ama ben de yıllardır gitmedim. ...1956'dan beri diyor, fakat bir ışıklı pano eklenmiş olaya. Bakalım içerisi nasıl? İçerisi dolu. Bu çok iyi bir emare. Geldik, girdik, oturduk. Tabii ki bir esnaf lokantası burası. Çorba söylemeden başlamayalım dedik. Mümkün değil, evet. İçeri girer girmez ilk burnuma çarpan koku tereyağı benimki. Türklerin aslında sofrasında çorba çok yaygın ve mutlaka ilk öncüdür ama asıl kahvaltı muhabbetinden geliyor değil mi? Anadolu'da falan kahvaltı. Yani çünkü çok besleyici, tam. Sabah kalkar kalkmaz hazırlamaya koyulmuyorsunuz. Hazırladınız, ısıttınız, servis ettiniz, yediniz. Hayata devam. Sen Amerikalı turistleri buraya getirdiğinde çorba konusuna nasıl yaklaşıyorlar? Önce bir şaşkınlık oluyor. Özellikle sabah turlarını çorbayla ya da beyran çorbasıyla başlandığı zaman nasıl yani, bunu yedikten sonra hiçbir şey yiyemeyiz bizle başlayıp. Çünkü çorba genelde Avrupa'da, kıta Avrupa'sında ve Batı'da aslında giriş iştahı açan bir tabak. Soğan çorbası da bizim biraz işkembe çorbası gibidir aslında. Hmm. Soğan çorbası esas olarak düğünlerden sonra saat 2'de, 3'te eğlenmekten ve içkiden bayılan insanlara servis edilir. Bayılanı ayıltmak için biraz soğan öyle çorbası biraz Fransa'da. Bizdeki işkembe gibi aslında o açıdan. Kuvvet verir, besleyicidir ve birazcık da adamı ayıltır. Vallahi bak, ayıltır kısmına katılabilirim. Bütün gün Paris'te canımız çıkıp çekim yaptıktan sonra oturup soğan çorbası içmiştik. Ve acayip şey, yani çok böyle güçlü bir çorbaydı. Öyle. Yemek gibiydi ve ben aslında keşke başka bir şey yemese miydim. Bu bana yetti oldum aslında o sırada. Bir porsiyon soğan çorbası o kadar ekmek ve peynirle ve o kadar kemik suyuyla, yani soğanda bir numara yok. Soğan sadece lezzet evet, için evet. Orada. Soğan yiyormuş hissi gibi geleceği zannediliyor kulağa ama hiç öyle bir şey değil. Yani ben sevdim, güzel. Ben de severim ama şimdi biz yine yemek yerken yemekten konuşuyoruz. Biz ama bir de sabah yemek yerken, öğleni öğlen yerken, akşamı planlayan bir millet de olduğumuz için. Bu Akdeniz havzasında böyle benim anladığım kadarıyla. Yani Güney Fransa'da falan da böyle masadayken hani şimdi yarın ne pişireceğiz, yarın pazar var, şu sebzeler çıkmış mıdır, bu gelmiş midir muhabbeti. Yemek ana hikaye. Hani hayatın akışı içinde önemli bir yerde, sohbette de öyle. Öyle. Bir de şey aslında, yemek hakkında çok fazla akademik düşünmeye alışkın değiliz. Çünkü çok gündelik hayata dair bir şey ya. Yani evet. Ya üç kere, ya günde iki kere mutlaka hepimiz yapıyoruz. Ama çok nadirdir genelde onun nereden geldiğini, bir reçetenin nereden geldiğini, nasıl başladığını, neye evrildiğini düşünmek. İstanbul'da tur yaptığın misafirlerin Amerikalı. Onları gezdirirken İstanbul lezzetleri diye mi gezdiriyorsun, Türk mutfağı diye mi? Nasıl bir yolculuk yapıyorsunuz? Aslında ikisini ayırt etmek artık biraz imkansız hale geldi. İstanbul lezzetleri üzerinden aslında Türkiye lezzetlerini konuşup taktırıyorum ben genelde. Yani şimdi bir ülkenin kültürünü ve tarihini anlamak için bence yemekten daha iyi bir konu yok. Yani en azından benim için öyle. Döneri nasıl seversin?
ben pişkin olmasını seviyorum, çıtır çıtır olmasını seviyorum. Ben nedense yağsız deyince böyle bir bakıyorum, öyle bir şey yok falan gibi. Ben mesela kıyma döneri değil de et döneri seviyorum. Tabii. Biraz az yağlı olsun ama biraz pişkince olsun seviyorum. Bu koku beni böyle yoldan geçerken kendine çeksin istiyorum. Bana şey enteresan geliyor dönerle ilgili. Döneri kim icat etmiş efendim, oradan mı gelirmiş, buradan mı gelirmiş, yok hayır Yunan bizim yok. Türkmüş de bilmem neymiş. Belli yemeklerde evet. Bu tartışma bitmiyor zaten. Yok bitmiyor. Döner Almanya çıkışlıdır dedikoduları dolu. Hadi canım. Tabii bu gerçekten çok komik bir... Dönerin fast food, hızlı tüketilebilecek hale getirilmesi... hiç onun için Almanya'ya bakabiliriz bence ama aynı şey değil. Peki kebap için ne diyorsun? Kebapla ilgili enteresan ki aslında biraz alt kültür, bir göç evet. Alan büyük şehirde biraz alt kültür yemek olarak algılanması meselesi vardır. Bu konudaki hikayenin nasıl değişti? Yani şimdi, kebap nereden nereye geldi ve İstanbul'un lezzetine dönüştü? Şimdi şöyle bir şey var. Döner mesela aslında hiçbir zaman İstanbul'a çok yabancı olan bir şey değil. Bursa'nın İstanbul'a yakınlığıyla ilgili bir şekilde ama... Yani şimdi kebap deyince bir de insanların kafasına şiş kebap geliyor genelde. Özellikle yabancı algısında yabancı bu var. Yabancı geliyor değil mi? Benim söylediğim ise Adana Urfa mantığı olan tabii, kebap. Ama mesela kebap aslında şey yani bir pişirme şeklinin adı. Açık ateş pişirmesinin adı kebap yani. O yüzden çok çeşit kebap var aslında doğru ülkede. Doğru söylüyorsun. Biraz aslında kebabı böylelikle güzel tanımlamış olduk. Yani 60'lardan önce bu kadar kebap çeşidi bilinmiyor İstanbul'da mesela. 60'lardan sonra o kadar göç almasıyla ilgili bir şekilde tabii insanlar ne yapıyor göç ettikleri yerde? Yemeklerini de beraber getiriyorlar. Ondan sonra bu tablo ortaya çıkıyor. Şimdi hepimizin bayıla bayıla yediği kebaplar, işte lahmacunlar, içli köfteler falan. Önce bu İstanbul lezzeti değil. Ve burun çevriliyor mesela. Böyle bir ilk hoş karşılanmama ya da mesafeli durma dönemi geçirmiş diyorsun yani. Ondan sonra kebap bu kadar yaygınlaşıyor ve kabul görüyor. Benim okumalarım... Kabul görmekten öte şu anda lüks kebapçıların kapısından girmek için bayağı cebinin iyi dolu olması lazım yani. Bayağı üstüne giden bir şeye geldi. Bu arada döneri çok güzel. Bir şey oldu, bana bir şey oldu. Yarım ölçü çorba, bir yarım Bursa kebap falan derken bir böyle bir hoş olduk, açık havaya çıktık. Başlar başlamaz ne kadar yiyebiliyorsun dedim. Ben bayağı yiyebiliyorum dedi. Ben de potansiyelimi, şartları zorlayacağım sanki. Maraton. Şimdi hedefimiz neresi? Şimdi lokum almaya gidiyoruz ki kahvemizi içelim. Ya evet, bir kahve içelim gerçekten evet. Güzel olur. Ali Muhittin Hacı Bekir'e gidiyoruz. Bir de kaymaklı lokumun mevsimi. Öyle bir şey mi var ya lokumun mevsimi diye? Şimdi kaymaklı lokumu... Yemin ediyorum şu an şaşırttı beni. Tabii. Sanki şey gibi böyle hani taze sebze meyvenin mevsimi olur ya. Tamamen Ali Muhittin Hacı Bekir'in sadece kaymaklı lokumu kışın yapmasıyla ilgili bir şey. Bazı diğer lokumcularda bulunabiliyor mu? Gerçekten mi? Evet. Ya en sevdiğim şey bu biliyor musunuz? Yeni bir şey öğrenmek. Teşekkür ederim. İlginçmiş ya bu. Evet. 1777 mi diyor? Evet. Türkiye'nin en eski şirketlerinden bir tanesi aslında Ali Muhittin Hacı Bekir. Ve çok jenerasyondur. Hala aynı aileye ait. Şunu da koymuşlar. Bunu artık yeni koydular. Yüzyıllık Markalar Derneği dedikleri şey de aslında uluslararası bir oluşum. Dünyada da ilk yüzde olması gerekiyor. Yani Ali Muhittin Hacı Bekir'in bir de şöyle bir özelliği var. Aslında sarayın şekerci başısı. Şimdi bazı kaynaklar karıştırır mesela lokum nereden gelmiştir, İran'dan mı gelmiştir, Türkiye'den mi çıkmıştır diye. Baktığınız zaman İran'da lokuma benzeyen reçeteler var. Fakat o zaman şeker rafine haliyle kullanılmıyor. Dolayısıyla bal, pekmez de ve nişasta da yok, un kullanılıyor. Farklı reçeteler. Aslında lokumu dünyaya yayan Osmanlı İmparatorluğu olduğu için zaten her yerde Turkish Delight olarak biliniyor. Ve Ali Muhittin Hacı Bekir de bazı kaynaklarda yazdığı gibi hiçbir zaman lokumu biz icat ettik demez. Ama lokumu bu şekilde işleyen, bu kadar köklü bir işletme olan tek isim Türkiye'de. Hakikaten saraydan bugüne, 2023 Ocağı'na ve bize. Ben iki tane lokum yerim. Üçer tane tarçınlı, üçer tane sade alalım kaymaklıdan. Tarçınlı mı? Hı hı. Tarçınlı. Kırmızı olan tarçınlı. Peki akide şeker sever misin? Tarçınlısını seviyorum. Onun dışındakiler olmasa da olur ama tarçınlı bana okey yani. Yeniçerilerle olan bağlantısını biliyor musun akide şekerinin? Yeniçerilerle olan bağlantısıyla ilgili daha önce hakikaten okuduğumu ve duyduğumu hatırlıyorum ama şimdi anlat desen onu anlatamam. Neydi? Hani bir söz, bir şeydi ama... Akit, söz, anlaşma manasında. Akide evet, de oradan geliyor zaten. Aslında bu Yeniçerilerin... O da simge o zaman.
tamamen padişaha olan bağlılıklarını ifade ettikleri bir şey. Peki şeker nerede devreye giriyor? Acaba akide şekeri mi yaptırılıyormuş, dağıtılıyormuş? Tamamen öyle. Yani Yeniçerilerin 3 aylık maaşlarını aldıktan sonra memnuniyetlerini ifade etme şekli aslında padişahlarına ve dolayısıyla bağlılıklarını. Çok enteresan. Ya şu lokumlara dalmamak için nasıl zor tutuyorum kendim var ya, elimizde bakın filan diye koku geliyor burada. Ben de heyecanla Türk kahvesini bekliyorum onlar için. Kaymaklılar burada. Kaymaklar orada mı? Kaymaklılar burada. Emin misin? Bu ne? O damla sakızı. Altında da gül. Hiç öyle bir şeyleri yok. Kendimi alamıyorum. Koklaya içine. Ben tarçınlıya doğru gidiyorum. Ortasında kaymak. Evet. Kayıt olmadığımız anlarda hunharca lokum yenildi. Şimdi önce tozumuzu toprağımızı bul. Şimdi kahveye devam ederken bir şey soracağım. Lokumu yabancılar gerçekten seviyor mu? Hmm. Biz kendi kendimizi mi şişiriyoruz? Hmm. Hakikaten ilginç buluyorlar mı? Normal hani yemek profesyoneli olmayan insanları gezdirdiğim zaman zaten tatmışlarsa önce bir yok tamam ben iyiyim diyorlar. Ondan sonra bunu bir tadın ama dediğim zaman daha önce tattıklarıyla kıyaslayıp ha lokum böyle bir şeymiş genelde tepkisi alıyorum. Çünkü aslında bu da şekerdir. Hani bozulmaz derler. Yani kaymaklıyı kastetmiyorum normal lokumlar. Hani bozulmaz ya. Aslında evet bozulmuyor. Zehirlenmezsin ama beklediği ama sürece... Ama tazeliğiyle çok fark ediyor lezzeti yerken. Kesinlikle öyle. Sadece lezzet de değil. Yani kokusunu kaybediyor, aromasını kaybediyor ve bir de kıvamını kaybediyor. Lokumu şey böyle değil. Güzel, taze, yumuş alacaksın. Hopur hopur yiyeceksin. Şimdi bizim demin yaptığımız gibi. Profesyonelleri gezdirdiğim zaman özellikle Fransız şekerciler ve pasta şefleri bir... Ya fantazi objesi diyebilirim lokum. Yani akide şekeri demin sembol konuştuk ama bu da biraz bir egzotizm sembolü aslında yurt dışı için. Öyle bir tarafı da var. O yüzden kayıtsız kalan pek görmedim şimdiye kadar ben gezdirdiğim insanlar için. Bir şekilde içinde. İz bırakanlardan mı evet. Yani? Kahvenin yeri nerede? Hani herkesin gündelik hayatında var ve aşağı yukarı hepimiz kahveye tabii. Dair bir takım hikayeler biliyoruz. İşte nereden gelmiş, oradan sonra işte bizden Avrupa'ya gitmiş falan Osmanlı'dan işte gibi. Yemen'den bize, bizden Avrupa'ya işte tartışırlar. Yok önce İtalya'ya gitti, yok hayır önce bir tüccar Fransa'da açtı dükkanları da öyle yaptı. Bir de en çok bilinen tabii Viyana kuşatması hikayesi bizim ben orada Viyana kaçarken. Ben Viyana kısmını biliyorum. Aslında Viyana kuşatması ve Türklerle ilgili olan daha enteresan bir hikaye var. O da mesela kruasanın doğuşu. Nasıl bağlandı kruasanı şöyle. Gördünüz mü? Şimdi biz aramızda sohbet ediyoruz falan ama kamera kapanınca hep ilginç bir hikaye çıkıyor ortaya. Ya dur bir dakika bir daha açalım falan. Böyle aramızda bir şeyler konuşuyoruz. Onu ben kamerada siz de açıkken duyun istiyorum. Çünkü... az önce aslında biraz daha kendi kişisel hikayelerimizden konuşurken gastronomi master yapmış bir insandan ne kadar emebiliriz diye bakmak istiyorum yani biraz daha hikaye. Ne olursa. Yani, hani şimdi... Gerçekten kahveden kruvasana geçmeyi beklemiyordum. Kruvasanın doğuşuna dair de bir sürü efsane var ama bunlardan benim en geçerli bulduğum çünkü Larousse Gastronomik'te yazdığı için en geçerli bulduğum şu derler ki Türkler Viyana'yı kuşatırken duvarları aşabilmek için alttan tünel kazmaya başlarlar bir noktada. Ve bunu sadece fırıncılar duyar. Çünkü gece çalışıyor fırıncılar ve o tüneller de gece çalışıyor. Fırıncılar bunu subaylara iletince Türklerin tünel kazması ve bir şekilde Viyana'yı almasını engelliyorlar. Ve dolayısıyla bu zaferden sonra şehir fırıncılara açık kart veriyor. Diyor ki siz bu zaferi sizin sayenizde kazanıldı. Bunun için bir şey, bir reçete yapın. Ve kruasan bundan doğuyor. Kutlama yemeği gibi. Gibi. Yani bir de bu tarihte biraz tuhaf bir şey var. Böyle düşmanı sembolize eden bir şeyleri yemek gibi bir alışkanlık da var. Öyle tuhaf mi? Tuhaf bunun başka türlü örnekleri de var. Ne kruasanın yani o şekli, biz miyiz? Osmanlı. Kruasanın şeklini düşün. Hilal şeklindedir kruasan. Zaten evet. Kruasan kelimesi hilal demek. Benim şu an aydınlanarak şoka girme halim. Osmanlı sancaklarında da hilal olduğu için o yüzden kruasanın şekli hilal zaten. Ve onu zaten. Yiyorlar. Müthiş hikaye değil mi? Yani bir yani... değişiklik olsun kahve ve Viyana'dan, Viyana ve kruasan olsun dedim. Güzel oldu bence bu. Manda batmazdı. Manda batmazdı. Hani hakikaten Beyoğlu'nun istiklalin olmazsa olmaz kahvecisinden. Peki kahven nasıl?
Benim çok güzeldi değil kahve. Değil mi? Çok kadife güzel gibi. Gerçekten çok kadife sahip gibi lafı ben. Nasıl bazı şeyler anlatırken böyle bir betimleme ihtiyacı oluyor. Böyle hakikaten kıtır kıtır böyle boğazına dolanan başka bir kahve türü de var değil mi? Bu hakikaten kadife gerçekten gibi. Gerçekten çok güzel yapıyorlar. Hünkar beğendi. Onu illa deneyeceğiz artık. Evet. Komposto'da ben bir barışamamışımdır. Bu çok vardır hani Osmanlı. Ama komposto da çok eski. Bir de komposto'yu pilavla servis. Evet, hani pilav ayrı bir şey ya aslında. Hı. Pilav Osmanlı mutfağında böyle yemeklerden sonra gelen. Hoşaftan önce ve yemeklerden sonra o başlı başına bir şey o pilav. Allah Allah neler neler. Saray arşivine falan da bakıldığında şey gözükmez, bulgur alımı falan gözükmüyor aslında. Şey gözüküyor ama pirinç gözüküyor. Hani ciddi bir para veriliyor ve kıymetli bir şey alınıyor. Aynen öyle. Ve kıymetli bir şey yeniliyor ayrıca. Osmanlı saray mutfak arşivleri falan inanılmaz enteresan değil mi ya? Çok değerli ama bir de şöyle bir terslik oluyor. Saray arşivine baktığın zaman sadece şey görebiliyorsun. Sarayda ne yeniyor? Hmm. Halk ne yiyor? Aynen öyle. Osmanlı mutfağı deyince aslında hep saray mutfağından bahsederek konuşuyoruz. Hani sokağa çıktığında, halka indiğinde olay nedir bilemiyoruz. Biz şimdi bugün biraz Osmanlı mutfağından başlayarak günü başlatalım dedik. O yüzden Osmanlı ve saray falan konuşuyoruz burada. Hacı Abdullah Lokantası'na geldik. Yine Beyoğlu hattındayız ve 1888'den beri diye karşımda yazıyor. Bamya var, ayak paça var ve et suyu var. Bamyanın içinde et var mı? Var. O zaman ben tavuk suyundayım. Ben bamya. Ben böyle babamla yediğim şeyleri yemek istiyorum tekrardan. Ha. Çünkü benim Hacı Abdullah Hanlarım babamla çok ilgili. Onun da kendi babasıyla ilgili zaten. Bidik bidik yahu. Çorbalar geldi. Bamya da bayağı havalı ve albenili gözüküyor. Çok güzel benim kokuyor. De çorbam inanılmaz güzel kokuyor. Yemenin şöyle bir şey var ya hani bütün duyu organlarına hitap eden bir eylem ya. Yani mesela kokusunu aldım böyle yükseldim. Görsellik beni işte tetikliyor. Ne bileyim bazı şeyler cızırdasın falan bunlar da böyle yüksele yüksele tabii. Gidiyorsun ya. Bir bütün değil mi yemek yani? Yani şey deriz zaten biz genelde bütün duyu organlarına hitap ediyorsa o zaman ve her şey mutlu ediyorsa o zaman güzel bir yemek güzel o. Güzel bir yemek diyorsun, değil mi? Sadece tek bir yönüyle değil. Hünkar beğendi değil mi? İsmi bak bir oturaklı. Bunun hikayesinden biraz belki bahsederiz. Çünkü bence senden bir hikaye geleceğim ama bir şey söyleyeceğim. Osmanlı baktığında hani 700 yıl bir devlet, bir imparatorluk, inanılmaz bir coğrafi yayılım. Dolayısıyla çok uluslu bir devlet yapısı ve menez bir kültür. Tabii. Yani kuşaktan kuşağa aktarılan hem manevi hem maddi değerler aslında kültürümüzü oluşturuyor. Yemek de bunun çok önemli bacaklarından biri. Çok farklı coğrafya ve çok farklı iklime hükmetmek yüzünden orada ne çıkıyorsa onların hepsi de saraydan geçiyor. Doğrusu mutlaka. Dolayısıyla o toprakların zenginliği ve o farklı ulusların yemek, yeme, pişirme karması ortaya çıkmaya başlıyor. Buna gelirsek bu mesela saray mutfağının son zamanlarından kalan bir reçete aslında. Hikaye 19. yüzyılda bir aşk hikayesi. Ya bir işin içinde aşk varsa ona inanmak her zaman daha böyle otur hikayeler magazinel ya biraz, biraz da böyle. Biraz magazinel evet. Beğendiğin içinde beşamel sos vardır bilirsin. Evet. Şimdi beşamel sos Osmanlı mutfağına ya da saray mutfağına ait bir şey değil aslında. Fransız mutfağının baz soslarından öyle bir tanesi. Mi? Genelde kıvam verir ve lezzet verir. Eugenie ve Abdülaziz Sultan bir nasıl yani? Tanışıyorlar. Ondan sonra yıllar, iki yıl sonra kadar sanırım. Eugenie Mısır'da Süveyş Kanalı'nın açılışına davetli. Oraya giderken tekneyle İstanbul'a uğruyor ve yanına tabii ki de aşçısını da getiriyor. Hmm. Dolayısıyla aşçılarıyla gezme var değil mi? Yani her yüzyılda bu aşçıyla gezme olmazsa olmaz bir şey. Yemeğin önemi. Kendi yemeğini tabii. Yemeğin önemi. Bu Fransız aşçı saray mutfağında beşamel sos yaparken saray aşçıları bunu görüyor ve közlenmiş patlıcanla birleştirmeye karar sentez veriyorlar. Sentez öyle çıkıyor. Hakikaten mozaik yani. Efsaneye göre melez bu böyle. Bu. Melez dediğimiz bu ve onun üstüne beğendi çıkıyor zaten işte. Aha, bak yutkundum yaz dinlerken. Bence güzel bir melez olmuş. Bakalım burada nasıl olmuş. Yani eminim ya. Çok güzeldir. Çünkü benim en çocukluk yemek anılarım burasıyla da çok ilgili. Şu anda kanatlarımız çıktı. Siz görmüyorsunuz ama. Bundaki o işte o közün o bir kokusu var ya. Koku diyorum mesela içimde o kokuyu böyle şuradan aşağı giderken alıyorsun. Ama bir de yumuşaklaştırması çok, beşamelin. Çok güzel. Çok lezzetli.
Bu arada Osmanlı'da, sarayda Osmanlı yemekleri ve o sarayda yemeğe en çok kıymet verilip işin büyütüldüğü zaman Fatih Sultan Mehmet zamanıymış. 5200 küsur metrekarelerde bir Osmanlı'da Topkapı'da saray mutfağı varmış. İnanılmaz büyük değil mi? Kaç kişinin çalıştığını hayal etsene, vardiyalı sürekli yemek üretiliyor. Bir de tam çok, bir fabrika. Tamamen, bir de çok ayrı mutfaklar da var. Yani lokum ustası ayrı, kompostolarla uğraşan ayrı, pilavlar ayrı. Evet. Bu arada Osmanlı saray mutfağında en çok et yemekleri, onlar da meyvelerle birlikte böyle bir karışım var. Domates çok sonra giriyor, ben öyle hatırlıyorum. Tabii tabii, domates zaten yani Latin Amerika'dan geldiği için. Tarçın ve baharat çok kullanılıyor değil mi? Ama o zaten o dönemin yani orta çağın çok büyük bir klasiği, çok fazla baharat kullanımı. Avrupa'ya da bakıldığı zaman bütün o baharat yolu ve ticaretin ötesinde baharat iki şeyi sembolize ediyor. Bir, cennet sembolize ediyor esasında, özellikle Avrupa'da. Cennet dolayısıyla. Mi? Çünkü çok uzak ve egzotik memleketlerden kokusu geldiği için. Kokusu ve lezzetiyle bildiğinden farklı, uzakta bir şey, hayal edilecek. Ve bu sebepten ötürü de aynı zamanda bir statü sembolü baharat. Dolayısıyla bütün ortaçağ reçetelerine baktığında hem tatlı, hem baharatlı, hem de tuzlu karışımları var. Ve bizim kullandığımız seviyelerde baharat kullanımı yok. Hani bir sürü... Daha mı çok anlamında söylüyorsun? Çok yoğun baharat daha lezzetleri yoğun. Var. Daha yoğun, şu an aşağı çekilmiş durumda. Mesela en çok taşınan baharat karabiber tabii, ama onun arkasından tarçın geliyor, zencefil geliyor. Hani bu karışımlar, ballı et yemekleri mesela bizde de aynı çıkış değildir, aynı kök değildir, ama mesela ayvalı kebaplar vardır bizde de, o onların kalıntısıdır. Ermeni mutfağında bu kadar tarçın kullanılması falan da hani Pers mutfağında da, Pers İmparatorluk mutfağında da bunların kalıntıları var. Yani dediğin gibi oradan da geliyor. Anadolu'nun tabii kendine ait bir zenginliği var. İşte Avrupa'ya doğru çıkıp Balkanlar'da başka bir şey var. O bu derken iyi ki de var. Ben bu karışımı seviyorum. Müthiş. Bir porsiyon, bir porsiyon. Önce gözümüz, sonra midemiz doyacak, tamam. Burada İstanbul'da, İstanbul lezzetleri yapıyorsun. Beyoğlu, Karaköy, belli yerlerde geziyorsun. Kadıköy. Bu hatları kullanıyorsun. Biz şimdi Beyoğlu'da daha çok vakit geçiyoruz ama çay mesela bizim için çok önemli bir içecek ya. Tabii ki çaysız olmaz. Yabancı biri buraya geldiği zaman Türk bu klasik işte demlenmiş siyah çay. Nasıl şey ilişkileri? Biz böyle gözümüz açarız kahvaltıda, işte yemek aralarında, içki içerken rakının yanına falan, her yerde bir çay var. Çok şey, en çok gelen soru genelde şu bardak ve niye bunu ağzına kadar dolduruyorsunuz? Tutamıyoruz çay bardağını oluyor genelde. Gel. Çay deyince dünyada belli ülkeler çok öne çıkıyor ya. Mesela ne bileyim Çin. İşte ya çay onların hayata çok önemli bir ritüelli. Tabii, ne bileyim bir İngiltere. Zaten çayın ana vatanı Çin. Yani İngiltere mesela sütlü çayları, o çay seremonisi bile beş çayı falan, İngiliz beş çayı. Hatta benim Fas, Marrakeş gezimde o nane çayı falan, belli yerlerde çay ya yani içecek olarak ikramda falan ve gündelik hayatta çok baskın. Herkesinki farklı. Bizde demlenme şekliyle ve bizde tüketilme şekliyle aslında Rus geleneğinden almışız bir sürü bir şey. Mesela semaveri Rusya'dan almışız. Tarihsel olarak baktığın zaman bazı kaynaklar diyor ki mesela İran'a da semaver esasında Rusya'dan gitti. Hem siyah çay hem demleme şeklimiz, yani bir esasında dem ve demi sıcak suyla açma metodu esasında Rusya'dan bize gelmiş bir şey. Zaten bu arada ilk çay ekimi Karadeniz'de olduğunda 20'ler yanılmıyorsam. Tabii çünkü, hemen komşudan, evet, değil mi? Çünkü 19. yüzyılın sonunda da bir çay denemesi oluyor ama Bursa'da. Bursa'nın iklimi hiç müsait olmadığı için çay. Çünkü çay hem yükselti istiyor, hem çok yağış istiyor, ama ıslak ıslak kalmayan toprak istiyor falan. Hani Karadeniz bunun için ideal. Karadeniz'de tutan bütün tohumlar zaten bize Gürcistan'dan geliyor. Biz dünyada ilk üçün içinde miyizdir? Biz çay tüketimi konusunda birinciyiz. Yani birinci miyiz? İngiltere'den, Japonya'dan ve Çin'den önceyiz. Hani böyle geçenlerde bir baktım, birisi geç gelmiş ama tam gelmiş değil mi? İnanılmaz. Yani ben çayla birinci olduğumuzu yaşıyoruz. Bilmiyordum. Kişi başı tüketim 3 kiloya yakın. Bizim hemen arkamızda İrlanda var. İrlanda'nın tüketim sayılarına baktığın zaman 2 kilo falan adam başı. İrlanda ikinci mi çay, evet, tüketiminde? Evet, ben de buna şaşırdım. Hayda. Ondan sonra Birleşik Krallık. Ya sürprizlerle dolsun. Vay be. Hakkını veriyoruz çayın demek değil mi? Yerken düzgün gözükmesi mümkünat olmayan yemekler. Aynen. O
zaman kahve ve çaydan sonra balık pazarı. Olur tabii. Balık pazarı yani, çok aslında Beyoğlu'nda imza bir yer. Ama tabii buraya gelip balık pazarına gitmemek yine ayıp kategorisi olduğu için. Hani benim orada genelde turlarda kullandım ve tabii herkesin ve İstanbulluların da bildiği birkaç dükkan var. Bir onların önünden geçelim. Belki canımız bir şey tatmak ister. Tamam. Şimdi zaten hatırlarsın, görünce de bir daha buna beraberce üzülürüz belki, ama balık pazarının tabii o eski şaşası yok. Balığın ötesinde mesela eski Şütte oradan çıkmaydı. Hmm. Çok güzel mezeciler vardı. Hani şimdi birçoğu için değişiyor. O yüzden biraz üzülürüz yani, dediğin o biraz değil, o değişim. Biraz o çok yani Beyoğlu'nun başına hep gelen şey gibi, işte incik boncuklar, turist ve hediyelik dükkanları çok yoğunlukta şu anda maalesef. Yani kurtuluş var bazı şeyler için. Bazı şeyler için Kadıköy Çarşı var balık pazarından bulamadığımız. Yani bir de Beyoğlu, Galata, işte Karaköy, bütün bu çevre aslında Pera adıyla anılan çevre ya. Pera bir de esasında gayrimüslimlerin yerleşim merkezi ya. Yani dolayısıyla Ermeni mutfağı, Yahudi mutfağı, Rum mutfağıyla ilgili olan gıda maddelerini de buradan bulabiliyor. Yani orası o yüzden merkez aslında. Zaten aslında balık, balık yemekleri ya da balıkla ilgili işte o mezeler, soğuklar, bunlar Osmanlı'da yok. Hatta o zamanlar bir 16. yüzyılda bir Alman gezginin yazdığı İstanbul ve Anadolu kültürüyle ilgili bir gezi kitabında balık yemeği ve balık pişirmeyi tabii bilmedikleri üzerine bir not düşünmüş. Balıkla bizim tanışmamız İstanbul oluyor. Tabii yani ki Fatih Sultan Mehmet dönemi. Öyle. Dolayısıyla Ege hani biraz o balık ve balık yemekleri yine Fatih dönemiyle birlikte tabii Osmanlı'ya tabii ve bize doğru bir i̇şte bulaşmaya balık, başlıyor. Balık yemekleri, ondan sonra demin zeytinyağı konuşuyorduk mesela. Zeytinyağı hakikaten Osmanlı'da ya kandilleri yakmak için ya da sabun yapmak için kullanılıyor. Yemeklerde kullanılan bir yağ türü değil. Orada daha çok kuyruk yağı ve tereyağı varmış. Sonradan hatta sade geliyor filan. Yani ama bu sonradan eklenmeler ve zenginleşerek büyümeler müthiş güzel değil mi? Acayip yani güzel. Sonunda çıkanı biz bayıla bayıla yiyoruz. Hem kişisel gezinde hem de bir tur gezdiriyorsan olmazsa olmaz durakların var mı? Yoksa o gün var, nasıl akıyorsa gibi mi? Yok yok, olmaz. Mutlaka uğradığım dükkanlar var. Şimdi biraz sonra oraya doğru gideceğiz zaten. Yani bir üç yıldız şekerleme çok mühimdir. Petek turşularına mutlaka uğrarım. Çünkü turşu suyu yani... Biz bildiğimiz bir şeyler ama bilmeyen için turşu suyu çok enteresan bir şey. Ya enteresan değil mi? Biz hani çok iyi biliyoruz ya. Evet. Biri bir turşu suyuna çok heyecanlanıyor olabilir tabii. Ama bizim kadar bu kadar günlük turşu tüketmek hani Kore'ye Mure'ye baktığın zaman mesela kimchi de tamamen turşu mantığıdır. Kimchi'yi bir düşündüm de soldum şu anda. Turşu da benim önüme bir tabak turşuyu koy. Tabii ben hiç onu, sorunsuz. Hiç sorunsuz. Sorunsuz. Çap 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 yerim yani o turşuyu. Turşu benim için kırmızı çizgi. Bak kokusu. benim kokuyla olan derdim. Bak şimdi böyle bir rüzgar esti. Turşunun kokusu vurdu böyle bir acayip. Böyle yani turşu suyu direkt alıp içmem ama turşu yemeyi çok seviyorum. Valla bir şey söyleyeyim. Biraz kırgınlığın olduğu zaman, biraz kendini yorgun hissettiğin zaman bir turşu suyu kahveden daha etkili oluyor. Gerçekten gerçekten. Bir dene, bir gün dene. Hani böyle birdenbire o tuzla ve asitle bir kendine geliyorsun. Ha, ayıltıyor diyorsun. Evet. Yükseltiyor. Aynen. Koku çok güzel ama bir sakin olup geçiyoruz. Buradan da geçip gidiyoruz. Bilmiyorum, 3 yıldızdan hiç alışveriş ettin mi? Hiç alışveriş etmedim 3 yıldızdan. Yani balık pazarının eskilerinden. Kavanozlarda şeker görüyorum, baklava görüyorum. Badem ezmeleri çok güzel, reçelleri çok özeldir. Ve tabii ki çevirme tatlısı aslında eski İstanbul'da o kahve servisiyle yapılan. Nedir hala buradan tatlısı bulunabilir. Çevirme tatlısı, beyaz tatlı, tahvil edilen tatlı, denizaltı. Benim bildiğim kadarıyla tamamen Rum tatlısıdır. Adaya gittiniz, evin hanımından, kızından bir bardak su istediniz. O su yalnız gelmez. Bir ufak kaşık da beyaz tatlıyla gelir. İstanbul'da yaşayan Rumlar bunun bergamotlusunu, vanilyalısını ve o günlerde Hindistan cevizi de vardı bizde. Üçüncü çeşit. Ama sadesini alıp evlerinde portakal kabuğu rendesi, limon kabuğu rendesi, kahve, kakao ve kaymakla karıştırırlar. Kendilerine göre çeşitli çoğaltırlardı. Hepsinin kokusu burnuma geldi. Siz rendeyi anlatırken ben kokuyu duydum. Ben hiç yemedim.
ilk kez şimdi burada bu hem hikayesini ve nasıl tüketildiğini, kimlerde ne olduğunu duyduysak o zaman bir tadacağız değil mi? Tabii ki. Şimdi bu bergamotlu. Evet, bu bergamotlu. Ben böyle bir lezzet nasıl hiç yakalamamışım? Çünkü çok kullanılan bir şey değil maalesef artık. Denizaltı ismi de hani bunu böyle kaşığa dolama ve ondan sonra su bardağına koymak yüzünden biraz da yanlış hatırlamıyorsam suya, ondan. Suya lezzet veriyorum. Yaklaşık 20 senedir Haliç'teki patrikhane bergamotlu olarak beyaz tatlıyı bizden alır. Çok lezzetli. Sakız Adası'nda bunun sakızısını yapıp suya koyuyorlardı. O zaman buydu yediğim için. Aynı şey. Demek ki daha önce tatmışım. During your coffee or after lunch, we offer at the people in your house, you put in a glass of water. Osmanlı döneminden kalma bu kaplar. Şurada hatta yapan ustaların da şeyleri var. İmzaları yani eski öyle yazıyla. Öyle mi? Tabii. Şöyle reçellerimiz şeker, meyve. Ve birazcık limon. Şimdi sizde neler var? Portakal reçeli, ayva reçeli, gül reçeli, kayısı marmeladı. Çilek, vişne. Çilek, vişne. Bütün güzeller. Ah en sevdiğim model ayva reçeli. Ayva Rende'den. Yanlış mı görüyorum? Evet doğru görüyorum. Rende ayva. Ay çok güzel. Bu arada badem ezmesinde çok iddialıyız. Bademin acı, acımacak o tadı vardır ya böyle içine şuraya o koku gelir. Dediğim gibi Feridun'da mütevazı davranıyor ama ben öyle değilim. Ben iddia ediyorum bir numarayız. Doğru. Çok güzel gerçekten. Şu göstermek istediğim iki dükkan daha var. Söz veriyorum sana artık tatlı yedirmeyeceğim. Sakarya tatlıcısı tamam seversin sevmezsin. Yani hala eski usulle o bizim eski şerbetli tatlarımız, o kremalar ve işte Fransız ve Avrupa pastacılığı girmeden önce yapılan o tatlıları hala hakkıyla yapan mekanlardan şerbetli bir tane. Evet. Yani şekerparesi, ayva tatlısı mevsimde kaymakları da çok güzeldir. Gele gele ciğercinin önüne geldik. Dönüyoruz biz. Kedi gibi. Döne döne. Kedi gibi geldik gerçekten. Burası da mühimdir burası da. Yani iki laf etmeden geçemiyorum. Ben hala sakatat, yani sadece ciğerden ibaret değil tabii sakatat. Tabii. En mühim tarafı aslında şarküterinin de öyle. Kullanılmayacak parçaları değerlendirme yöntemi aslında orijinal atıksız mutfak. Bir de hani normal iyi parça etleri istediğin gibi pişir zaten lokum gibi olur hani. Ama bunları yapmak ustalık ister. O yüzden önemli ve yani hani bu da bence aslında İstanbul lezzetlerinin bir parçası. Tabii. Nasıl pişirdiğin tabii de önemli. Peki burada var mı böyle sakatat yenebilecek pişiren yer var mı? Yoksa sadece böyle yani dükkanlar mı var? Şey benim bildiğim kadarıyla pazarın içinde pişiren yok. Ama o meyhanede bir deneyeceğim ben sana bir tattırmayı. Meyhane, tamam hadi bakalım. Bunun bir meyhane bacağı olacak yalnız. Bütün bunun sonunda bir masaya oturacağız biz sofraya. O sofra muhabbet de enteresandır. Ben biraz böyle beyaz masa örtüsünde yemek yemeyi severim. Mesela evet, çok hoşuma gider. Beyaz tabakta yemek yemeyi değil severim. Mi? Yediğim şeyi görmeyi seviyorum çünkü. Konuşa konuşa burada da durdurdum. Çünkü hani bir gelip üç balık da mühimdir. Balık deyince, balık mezeleri deyince benim tarafta tabii çiroz ve lakarda tabii benim ki için iki tane öne tabii çıkan ki şey. Benim yine mevsimine göre değişiyor. Mesela kötü lakarda tabii ki rezalet bir şeydir. Tabii ki. O çok önemli değil mi? Onun hepsinin aslında bir mevsimi var. Aynı sebze meyveler yani, gibi yani. Bunda da farklı. Mesela bizim evde dedem en çok lakarda basmakla yükümlüydü evde. Öyle mi? Dede yapıyordu. Gidiliyor halden seçiliyor balıklar. Asla ve hatta palamut değil. Tabii ki hep torikle basılması torik gereken bir hikaye. Hani o yüzden de mevsimi var. Ah bak likorinos. Bu nedir bu? Likorinos. İşte kefal olduğu gibi böyle. Çiroz da yağsız balıktan yapıyorlar çirozu. O kuruluk zaten. Balıklar yumurtladıktan sonra yapıldığı zaman çiroz oluyor. Zaten o yüzden de tütsüleniyor, ediliyor daha lezzetlendirmek için. Ya bilmiyorum ben denizle ilişkim iyi galiba benim deniz. Öyle söyleyeyim ben. Peki burada ne tatmak böyle gelip istersin? Ayak üstü hemen böyle bir şeylerden alınıp tadılıyor mu? Tabii yoksa ki yapabiliriz. Alıp hop götürüyoruz. Yo yapabiliriz. Ne tatmak istersin onu soruyorum. Valla ne tatmalıyım ben şimdi burada? Siz bizde bunu tadın diyeceğiniz bir şey? Eyvah mide geliyor. Bunu ben değil sen tatlandır. Yok. Hiç ömrünüzde yemediniz mi mide yiyeceksiniz. Gerçekten mi? Bak iddialım buradan başladı mesela. Yani bana şunu aa güzeldi dedirtecek misin acaba? Midye bende. Buyurun. Çok güzel. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben mide yemedim şu an. Başka bir şey yedim gibi oldu. Çünkü füme. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Değil mi?
Kahvaltı da çok iddialı bir ürün. Ne yiyoruz şimdi? İsli çiroz. Hmm. Daha önce yediğim çirozdan en büyük farkı çok tuzludur. Bu öyle değil. Ama bu isli. Bu islenmiş çünkü efendim. İssiz olanını tuzluyorlar. Bak isli ne versen bende şu ifade olacak. Fakat çok güzel gerçekten. Size bir de pastırma tattırayım efendim. Tamam. Çok güzel. Kaç senedir burada? 59'dan beri. İstanbul lezzetlerinde olmazsa olmaz bir vitrinin önünden geçtik, tadımımızı yaptık. Size hayırlı işler. Sağ olun, iyi günler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Akşamı ettik dolaşa dolaşa. Beyoğlu'nun sokaklarına girdik, çıktık. Şimdi Asmalı Mescid'deyiz. Seçtiğin bir meyhaneye gidiyoruz ki seçilesi bir meyhane. Asmalı Cavit. Şimdi Asmalı Mescid'in ben çok cafcaflı ve canlı zamanlarını hatırlayınca bir zaman sonra biraz böyle sakin ve böyle küskün bir resimmiş hissi veriyor bana, biliyor musun? Gerçekten mi? Öyle hissettirdi bana, bilmiyorum. Bir buruk geldi bana. Buruk mu geldi? Bir buruk geldi. Belki ben çok şatafatlı, cafcaflı, böyle çok eğlenceli falan resimler gözümde olduğu için belki kışın eski etkisi, zamanları, eski hali falan filan. Oturur oturmaz yine muhabbet başladı. Çünkü zaten meyhanede olmak aslında muhabbetle birlikte bir şeyleri aslında ufak ufak tatmak, evet, yemek içmek, o muhabbet asıl mesele. Ama ben bir şey sormak istiyorum. Hani İstanbul lezzetleri dediğimizde meze ve meyhane, hani bu olmazsa olmaz dedik. Neden olmazsa olmaz? Hani şey, İstanbul'un tarihinden, Bizans'tan, Osmanlı'dan bahsederken yani şimdi sayıları falan hatırlamıyorum ama özellikle bu çevrede ve özellikle Galata'da, Karaköy tarafında inanılmaz meyhaneler. Zaten şarabın satıldığı, çünkü biliyorsun meyhane ilk başta rakı değil, mey aslında şarap. Özellikle Pera bölgesi, bu taraflarda gerçekten yeme içme mekanları meyhaneler ve tabii biraz her şeyin nabzının attığı yerler de onlar. Peki meyhanelerdeki menüyü yaratan bu meze dediğimiz şeyden bir bahsedeceğiz ama acaba seçip mi mezeden bahsetsek? Seçip bahsedelim. Bu beyaz örtüyü ve bu masayı biraz renklendirelim mi sizin için? Ama bu seçkide biraz sen yön ver istiyorum. Tamam. Çünkü 80 çeşit oluyor ama bizde olmazsa olmaz ne olsun burada? Tamam. Seçeceğim. Hadi gel. Evet. Renkli renkli bir dolap. Şimdi... Ben bunu çok seviyorum. Tepsi yerine dolap önünde durmayı bence seviyorum de. Ben. Şimdi dolapta olmayan en çok benim sana tattırmak istediğim şey topik, çünkü çok güzel topik yapıyorlar. Tamam. Bir de fava diye düşünüyorum çünkü onların da özelliği var. Soğanlı, soğansız. Soğanlı. Soğanlı bence ve sıcağı. Soğanlı. Bir şu plakiden alalım, evet. Lakerda olur. Lakerda olur. Patlıcan ya da yoğurt. Ben patlıcan da yoğurt da sevdiğim için bana bunlardan senin seçin herhangi biri uyar. Seçkimiz masaya geldi. Masamız şenlendi diyebiliriz. Meze tabii dediğimiz şey en çok neden seviyorum biliyor musun? Hani ana yemek böyle bana her zaman ağır gelir. Böyle ufak ufak, biraz ondan, biraz bundan. Bir de acele etmeye gerek yok. Hani soğuyacak telaşı yok ya bunda. Bir şey soğutmuyorsun, evet, zaten. Soğuk soğuk geliyor. Biraz biraz tadıyorsun. O yüzden bana çok uygun bir yemek şekli. Herkese uyuyor mu bilmiyorum. Şimdiye kadar benim gezdirdiğim misafirler genelde hep şaşkınlık ve müthiş bir yükseklikle kalkıyorlar rakı masasında. Bu çeşitlilik çok şaşırtıyor gerçekten. Buradan, İstanbul'dan ama sadece Türkiye değil, geçmiş olan herkesin izleri var aslında meyhane masasında. Neyi nasıl seçtiğine göre değişiyor ama. Evet. Burada kimin izleri var bu masada? Burada bir yani... Burada benim için, çünkü bu çok aile seçkisi benim için, öyle bir masa. Hani bizde topik olmazsa olmazdır. Benim anne tarafım Ermeni. Lakerda hep demin de zaten belirttim. Dedemle çok alakalı bir şey. Genelde çok üstün körü geçeriz çünkü işte fasulye yani hani ve bakla nedir ki zaten denir ya hani. Ama aslında özellikliler ve burada olmaları bence enteresan. Bence İstanbul'un üstünden geçen, İstanbul'a yolu düşmüş, yaşamış, köklenmiş ya da göçmüş olan herkesin mutfağını nasıl içinde erittiğinin güzel bir resmi burası. Çünkü esasında hani lakerdayı saymıyorum çünkü hiç alakası yok. Yani Ermeni mezesidir. Rum'dur. Yani bunun Yahudi versiyonu da vardır ama hani şurası, bu üçü mesela aslında Perhiz yemekleri.
Paskalya'dan önce tutulan büyük bir perhiz vardır. Ve hani bizde Ramazan'da günün belli bir saati yemezsin ve ondan sonra o sofralar çok büyüktür, çok çeşitlidir, çok zengindir. Bu perhizlerde bizdeki mesela 7 hafta sürer. Bütün gün boyunca yersin ama hayvansal gıda tüketmezsin. Ve hani çok küçük küçük yenir, az az yenir. Miktarlar azaltılıyor. Ve hiç hayvansal gıda olmaz. Vücudu yorabilecek ağır gıdalar eksiltiliyor. Hayvansal gıdalar eksiltiliyor. Dolayısıyla sofrada bunlara yer açılıyor. Ve besleyici olmaları gerekir. Yani bu mesela bunu Takuyi Tomasyan çok çok güzel yazar sofranız şen olsun da. Şişlerin perhizde kendini beslemek için çıkarttıkları bunun daha sonra yolunu meyhanede yani son durağının meyhane olmasını çok güzel yazar. Bu toplumu yaratan tüm bu renklerin hepsi bu masada da var. Dolayısıyla zamanı yayıyoruz, yavaş yavaş yiyoruz, tadını çıkarıyoruz. Muhabbetle sohbetle bu sofrayı doldururken yanına eşlikçi bunlar. Yani asıl burada masada olan şey, sofrada olan şey muhabbet. Evet. O yüzden ağız tadıyla güzel sohbet edecek insanların bir arada bir sofrada olması önemli bence. Kesinlikle. Çünkü meyhaneler öyledir yani içersin, dertleşirsin, içini açarsın, duyguların masaya serilir. Dolayısıyla da o masada olanın o masada kalması önemli bir konu. Şerefe meselesi de oradan çıkmış. Yani bu masada paylaşılanlar burada kalacak. Bunu şerefimiz üzerine söz veriyoruz ve ilk kadehler şerefe kalkıyor. O yüzden bu masada olan burada kalacak dostlukla ve muhabbetle. Muhabbetle ve ağız tadıyla güzel insanlarla keyifli sofralarınız olsun. Yoksa İstanbul'un hikayeleri de lezzetleri de bitmez. Biz bunu seri yaparız bence. Belgesel olur. O zaman Afiyet olsun. Hayat bana güzelin en sevdiğim anı, böyle hayat bana güzel dedirten anları yaşamak. Bu bazen gün batımlarında çok söylüyorum ben. Hani bazen böyle çok keyifli bir manzarada iyi bir muhabbetti. Bu da tam o anlardan biri. Şimdi biz bu sofranın hakkını vereceğiz. Ama şeyi hatırlatmazsam olmaz, bu kapanış yarım kalır. Kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum ve önerileri aşağı bırakmayı, sizin hayatınızda, komşunuzda, ailenizde ve yaşamınızda olan lezzetleri aşağı paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Deniz tatlı tatlı topik servis etti bize ve etmişken de biraz üzerine konuşalım dedik. Çünkü çok zahmetli, hakkını vererek, kıymetini bilerek yemek lazım. 2 günde yapılıyor dedin. Nasıl bir şey bu? Topiğin içinde şu gözüken şey, soğanı öldüre öldüre pişirmek gerekiyor. Uzun uzun suyunu çektire çektire ve hiç yağ koymamak gerekiyor. O soğanlar piştikten sonra ama hani böyle miktarına göre tabii 1 saat pişebilir, bazen 2 saat pişer. Hani uzun uzun ve karıştıra artık karıştıra helva oluyor gibi. Yani bütün şekerlenmesi gerekiyor. Ve rengi de değişiyor. Onun üstüne bizim normalde hani Ermeni dolmalarında kullanılan harçlar kullanır. İşte mutlaka fıstık, mutlaka tarçın, üzüm, mutlaka bir tarçın, mutlaka yenibahar. O içini hazırlamak zaten bütün bir günü alıyor. Şimdi o içini hazırlarken bir taraftan dışının ön hazırlığını yapmak lazım. Dışı da çünkü nohut, patates ve yine tahindir, sıvı tahin. Şu hamur da normal bir hamur gibi olmuyor dışı zaten. Böyle ya ıslak kağıtlarda ya ıslak tülbentlerin içinde falan açmak gerekiyor. Çünkü yoksa her tarafa yapışan bir şey. Onu açtıktan sonra içini doldurup ambalajı kapatıyoruz. Şimdi genelde bizde artık sadece soğuk versiyonu bulunuyor. Ama bunun orijinal versiyonu aslında sıcak mı? Onu hazırladıktan sonra buharda pişirirsin. Bir de hafif şişer. Şey. Fakat içindeki malzemeleri ve süreci paylaştığında müthiş bir besin değeri yüksek enerji bombası. Bir, yani tamamen o. Zaten amacı da o. Esas kullanma amacı da ve o. Ve sen dedin ki üzerine limon sıkıyorum çünkü bunu zeytinyağı zaten var. Limon ve zeytinyağı olmadan. Zeytinyağı da koyuyorum. Zeytinyağı gelmişti o yüzden daha fazla zeytinyağı koymadım. Bayağı güzel. Çok güzel değil mi? İçindeki o kuş üzümünün tatlının karışımı ve tarçın lezzeti benim çok hoşuma gidiyor mesela. Herkesin sevdiği bir lezzet değildir ama evet, zor bir lezzet çünkü. Bununla biraz karma. Ben bununla büyüyünce biraz insan arıyor.